Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize mutlu, huzurlu günler. Ben Deniz, ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Bir yayında da sizlerle birlikteyim. Dünyanın en büyük yaşam alanlarından biri olan ve Türkiye'nin en büyük yaşam alanlarından birine sahip sosyal yaşam alanı Seka Park'tan sizlere bu videomla da sesleneyim dedim. Sizlerle şimdi Galatasaray'la alakalı gündemi konuşacağız. Şimdi malum Galatasaray'da bir iç karışıklık ve kaos çıktı arkadaşlar. Kaos süreci oldu. Bu yönetim Galatasaray 2018'de göreve gelen Dursun Özbek yönetimine, bir önceki Dursun Özbek yönetimine tepki olarak bütün ezici bir oy çoğunluğuyla gelen Mustafa Cengiz verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremedi biliyorsunuz. Kulübü kendi babasının tapulu malı gibi kullanmaya başladı ve kulüpte bir diktatörlüğe yol açtı. Ve daha sonra Mayıs'ta da seçimin ertelenmesi ve iptal kararını alması dolayısıyla Mayıs'ın sonunda seçimi erteledi. Ve bu arada da pandemi vesaire gibi bu işte malum denilen işte malum o tarz denilen bir süreçten dolayı Haziran'a seçimi ertelemek zorunda kaldılar. Haziran başındaki kısıtlamaların kalkma muhabbetinden falan filanlar dolayı. Şimdi Haziran'ın 12'si gibi seçim olacak. 12'si 19'u. Şimdi önce Mali Genel Kurul yapılacak ve daha sonra da Ana Genel Kurul ve Olağan Seçimli Genel Kurul yapılacak. Bu bir. İkincisi, yeniden seçimi erteletme gibi bir yola gitmenin peşinde Mustafa Cengiz. Ve son bir basın toplantısında çok büyük gaflar ve berbat şeyler söyledi. Ve oradaki izleyicilerin bile birçoğu neredeyse Mustafa Cengiz'e öfke püskürdüler. Hatta Abdurrahim Albayrak bile orada maalesef sinirine hakim olamayıp bozuldu ama sustu. İşaretlerinden, hal hareketlerinden anladık bunu. Ve Mustafa Cengiz sonra dedi ki, ben dedi Fatih Hoca ile işte sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor malum biliyorsunuz. İşte ben Fatih Hoca ile çalışmayacağım, etmeyeceğim. Ondan sonra tabii diğer yöneticiler de sen kim oluyorsun, sen kimsin dedi. Mayıs'ın, Haziran'ın 12'sinde seçim var. 5 tane başkan adayı var şu anda. 5 tane başkan adayı var. Burada Mustafa Cengiz ve yönetimi olmayacak. Bunlardan herhangi birini yönetimine alan bile olsa bu adaylardan, o eski yönetimden kimse istenmiyor. Galatasaray'da biliyorsunuz Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve Yiğit Şardan başkanlığa adaylıklarını koydular biliyorsunuz. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Metin Öztürk, Galatasaraylı İş Adamları Derneği yani GASİAD'ın başkanı olan bir isim. Babası uzun yıllar Galatasaray Adası'nın, Suada'nın genel müdürlüğünü yapmış ve Galatasaray'a bağlı olan Galatasaray Kulübü'nde çalışan bir isim. Kendisi de iş adamı, Galatasaray İş Adamları Derneği Başkanı. Burak Elmas, eski başkanlarımızdan Faruk Süren'in damadı olan ve iş adamı olan bir girişimci. Onun dışında Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş. İş adamı falan gibi çok büyük bir mesleği olmasa da bir hukukçu ve Galatasaray'da divan kurulu, son divan kurulu başkanlığını yapmış olan bir isim. Onun dışında mimar müteahhit olan Işın Çelebi var ve eski ekonomist, ekonomi profesörü. Mimarlık ve inşaat işleriyle de ilgilendi bir dönem. Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanlığını yaptı. Işın Çelebi'nin Galatasaray'a büyük hizmetleri oldu. Adnan Polat döneminde falan Özcan Caner döneminde yöneticilikler yaptı ve Türk Telekom Arena Stadı'nın Galatasaray'a kazandırılmasında çok büyük faydaları ve hizmetleri olmuştur. Hizmetlerinden dolayı kendisini o yönlerden takdir ediyoruz zaten. Ama burada şu anda işte Eşref Hamamcıoğlu'nun da Fatih Terim'le çalışma vesaire konularına muallakta bakmasıyla ama şu anda Metin Öztürk ve Burak Elmas arasında ağırlıklı olarak seçim yarışı gidiyor. Yiğit Şardan eski bir iş adamlarından girişimci, yatırımcı ve Adnan Polat'la döneminde yöneticilik yapmış ve Adnan Polat tayfasından ve Adnan Polat referansıyla aday olmuş bir isim. O tayfa Fatih Terim'e karşı bir cephe almış durumda. Yani Adnan Polat'a daha önce biliyorsunuz başkanlık teklifi yeniden yapılmış. Benim olduğum yerde Fatih Hoca olamaz, olmaz falan gibi. Fatih Terim'le çalışmıyor Adnan Polat. Yani çalışmayı düşünüyor falan da zaten aday da değil. Bu şekilde adaylık çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken herkes şu soruyu sordu arkadaşlar. Mevcut sözleşmeleri kim yapacak? Gidecek kalacak oyuncular belirlenecek. Oyuncularla sözleşmeleri kim uzatacak? Transferleri kim yapacak? Sponsorluk anlaşmalarını kim yapacak? Yeni yönetim belli değil.
seçim olacak Haziran'ın 12'si 19'u. Ondan sonra şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes Galatasaray camiası UEFA Kupası final maçını bekliyor. Şimdi neden bekliyorsunuz diye herkes sorabilir. Manchester United ve Villarreal arasında UEFA Kupası final maçı oynanacak. Ülke puanımız Türkiye'nin ülke olarak bizim ülke puanımız çok düşük arkadaşlar. Şimdi maçı Villarreal'in alması durumunda Galatasaray 2. ön elemeden başlayacak. Yani bu demek oluyor ki 2 eleme bir de playoff oynayacak demek oluyor. Peki Manchester United'in maçı alması durumunda da 1 eleme 1 playoff oynanacak ve 2. ön elemeden başlayacak arkadaşlar Galatasaray. Ki Manchester United'ın alacağını tahmin ediyoruz. Ama eğer tersi olursa Temmuz'un 19'unda eleme maçı oynamak zorundayız. Ki Haziran'ın 19'u ile Temmuz'un 19'u arasındaki bir yılda, bir ay içerisinde hiçbir şeyi yetiştiremezsiniz. Bir, ikincisi, Metin Öztürk ve Burak Elmas şunu söylediler. Fatih Hoca ile biz sonuna kadar çalışacağız dediler. Bir, Burak Elmas dedi ki, bu mevcut yönetimi dedi biz tanımıyoruz. Herhangi bir şekilde yeni bir hoca bilmem ne kimi getirirlerse getirsinler. Biz geldiğimizde dedi o dedi sözleşmeyi dedi iptal eder feshederiz ve Fatih Hoca ile sözleşmemizi yapar yolumuza devam ederiz dedi. Metin Öztürk de dedi Fatih Hoca Galatasaray'ın dedi en büyük değeridir. Biraz yalnız bugün biraz bir gaf yaptı. Fatih Hoca'nın egosunu bunlar yönetemedi dedi. O da şöyle biz Fatih Hoca'yı çağırırız. Fatih Hoca gelir sözleşmesini yapar. Uygun şartlarda anlaşırız ve birlikte çalışırız gideriz dedi. Fatih dedim. Bizim dedi hocamızdır. Fatih Terim dışında ikinci alternatif yine Fatih Terim'dir dedi. Yani alternatifsiz tek adam dedi. Hoca adayımız. İşte bugün Jürgen Klinsmann'dı. Yok Mustafa Deniz adayları falan çıktı da hepimiz kızdık. Şimdi arkadaşlar yönetimin bu şekilde gazetelerde bu konuda haberlerin yönetimle ilgili çıkması yanlış. Mustafa Deniz'di. Altay kulübünün başına geldi. Ve Altay kulübünü Süper Lig'e çıkarma konusunda şu anda diğer bir İzmir takımı Altınordu ile birlikte playoff finale oynayacaklar. Kazanan takım Süper Lig'e çıkacak. Şimdi böyle bir durumda Mustafa Deniz'in adının kafasının karıştırılması bir kere yanlış. Jürgen Klinsmann'a gelince Jürgen Klinsmann Almanya'da uzun yıllar top oynamış. Köln, Bayern Münih gibi takımlarda oynamış bir eski dünya yıldızı. 55-56 yaşında bir hoca olabilir ama Jürgen Klinsmann vasat bir hoca. Bir de Alman ekolü olarak kendi transferlerini yaptırmak isteyecektir. Fatih Hoca'nın bir rapor var. Yapacağı bir transfer listesi var hazırladığı. Hazır camiayı bilen en büyük başarılara imza atmış Fatih Terim gibi işi bilen bir hoca dururken 3 sene daha çalışmayı düşünürken küstürmenin bir alemi yok. Bunu zaten yapamayacaklar arkadaşlar. Zaten Metin Öztürk Fatih Terim'le Burak Elmas'la Fatih Terim'le sürekli adaylar olarak bunlar telefon trafiği yaptıklarını öğrendik biz. Yapıyorlarmış, konuşuyorlarmış. Fatih Terim'in verdiği transfer listesi üzerinden hareket ederek transfer çalışmalarını Abdurrahim Albayrak'ın devraldığı ve o yönden yaptıklarını konuştuk. Mahmut Recevik, Kaan Kançal, Yusuf Günay gibi bu yöneticiler bir daha Galatasaray'ın hiçbir yerinde seçilip görev alamayacaklar. Üyeler, camia ve taraftar Abdurrahim Albayrak'a da artık büyük bir ihtimalle prim vermeyecektir. O da bu yönetimin seceresine uydu. Bu da onlara uydu. Şöyle bir şey oldu. Metin Öztürk de dedi ki Fatih Hoca Galatasaray'ın dedi en büyük değeridir. Fatih Hoca ancak Galatasaray'dan kendi isterse gider dedi. Ve biz dedi geldiğimiz zaman Fatih Hoca dedi sahada takımda Florya'da dedi. Yani sahada takımda dedi kendi işine bakacak. Biz de masa başında kulübün yönetimini yaparak ve kulübün haklarını bütün kurumlarda savunarak işimizi yapacağız dedi. Bu ayrımı öncelikle yapmak gerekiyor. Kurumlarda kulübü savunmak, hukuki prosedürlerde mücadele etmek, masa başında federasyon, UEFA, ıvır zıvır gibi kurumların trafiğini yönetmek veya onlarla uğraşmak Fatih Terim'in işi değil arkadaşlar. Hoca sahada işine bakıp odaklandığı zaman şampiyon olur. Bu sene Fatih Terim sahada takıma odaklanmak yerine diğer işlerle uğraşmak zorunda bırakıldığı için takım şampiyonluğu kaybetti. Ondan sonra seçim yapılacak. Seçimde büyük ihtimalle bu iki isimden biri olacak zaten arkadaşlar. Transfer çalışmalarına gelince Fatih Terim bazı isimlerin üstünü çizdi biliyorsunuz. Sağ bekte Martin Linnes'i, Şener Özbayraklı'yı ve sol bekte de Saracchi'yi özellikle üstünü çizip bunların gönderme kararı aldı. Falco, Babel ve Feguli'ye kulüp bulmalarının talimatı verilmiş. Falco da önümüzdeki sene çok güzel işler yapacağız deyip kalacağını söylüyor. Bonuslarla beraber 7 milyon euroya yakın bir maliyeti vardı ve indirim istediler. Bu ilk malum sürecin, yaşadığımız malum sürecin
ben plandemi diyorum, bu plandemi falan filan ıvır zıvır bu sürecin içerisinde Falco'ya indirim istediler ve Falco 5 milyon euroya düştü 6.75'ten. Ama gönderecekler yeni transferlere yer açmak için. Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda şu anda net bir süreç yok. Eğer Brentford söylenildiği gibi 7-8 milyon gibi rakamlar isterse Halil Dervişoğlu için bu transfer gerçekleşmez arkadaşlar. Galatasaray yönetimi, yeni gelecek yönetim veya eski yönetim kulüp 3 milyon euro gibi bir bonservis ayırdı. Bu fiyata bitecek olursa Halil Dervişoğlu'nu alacaklar ama onun dışında gerçekleşmezse milli takımın forveti olan 25 yaşındaki milli forvetimiz Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf kulübüyle sözleşmesini bitirdi arkadaşlar ve boşa çıktı. 1,5 milyon euro, 1 milyon euro gibi bir imza parasına ve yıllık 1,75 gibi bir miktara, zaten 1,5 milyon euro miktara oynayabilecek seviyede bunu alacaklar. Bu arada ilk transferlerimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Öncelikle Göztepe kulübünde de stoper olarak görev yapan, sağ stoper olarak görev yapan ve milli takımına seçilen Alparslan Öztürk'le birlikte Kasımpaşa kulübünde de orta sahada göbekli görev yapan, bir 6 numara pozisyonunda oynayan, 8 numarada oynayabilen Aytaç Kara transfer edildi. Şimdi 3. transfer olarak Eskişehirspor'un orta sahası olan Mehmet Özcan'ın transfer edileceği söyleniyor ve Kaan Ayhan'la ilgili de görüşmeler hızlandı. Kaan Ayhan'la milli stoperimiz ve joker oyuncu olan Kaan Ayhan sağ stoper, sol stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde 4 ayrı bölgede joker oyuncu olarak görev yapabiliyor arkadaşlar. Schalke'den Fortuna, Schalke'den Kaan Ayhan İtalyan Sassuolo kulübüne gitmişti ve Sassuolo'dan bu futbolcu geçen sene maalesef Galatasaray yönetiminin 2 milyon euro gibi bir rakamı ödeyememesi sebebiyle bu transfer yatmıştı. Salih Uçan'la ilgili de %75 Beşiktaş'la anlaştığı söyleniyordu arkadaşlar. Ama Fatih Terim Bodrum tatilindeyken kendisiyle görüşüp benden haber bekle. Yeni yönetimlerde başkan adaylarının birçoğu benimle zaten çalışmak istiyor ve benden haber bekle. Bir harekette bulunma gibi bir serzenişle bir tavsiyede bulunmuş. Onu da merakla bekliyoruz. Fatih Terim'in özellikle istediği mevkilerde bir yabancı, bir yerli stoper kesinlikle istiyorum demişti. 1-6 Taylan'ın yanına bir yedek ve 2 tane 8 numara olmak üzere 3 tane orta sahaya, 2 tane sol beke, yani 2-5-7, 1 tane kanat ve 1 tane forvete 10 numarada olmak üzere toplam 10 transfer yapılacak gibi gözüküyor. Yönetim Draxler dünya yıldızı, Alman 10 numara, Paris Saint Germain'in Alman 10 numarası Draxler'le yönetim daha önce anlaşmış. Yalnız Draxler sözleşmeyi bir an önce bitirelim prosedürleri ve transferin gerçekleşsin deyince yönetim Temmuz'a kadar bekle, Haziran 19'da seçim var yanıtını verince Draxler'de ben sizin keyfinizi bekleyemem vesaire gibi bir yaklaşımda bulunup Paris Saint Germain'de 3 yıllık sözleşmeyi uzattı ve bu transferi kaçırdılar maalesef. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'na gelince, Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın da 10 numarası ve aynı zamanda bir dünya yıldızı. İtalyan kulübü Milan'la sözleşmesini feshetti. Milan'la anlaşamadı ve transferle ilgili gelecek teklifleri Euro 2020 sonrasına bıraktı. Yani Temmuz 12'den itibaren. Şimdi Haziran 12 ve Temmuz 12 arasında Avrupa Şampiyonası oynanacak arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu aileden ve doğuştan bütün ailecek Galatasaraylı olduklarını söyledi. Ama Galatasaraylı olduklarını söylemesinin dışında Fatih Hoca ile tabii ki çalışmak isterim dedi. Ama şimdi kendinizi Hakan Çalhanoğlu'nun yerine koyun. Şimdi duygularla hareket etmeyi bir kenara bırakın. 27 yaşındasınız Hakan Çalhanoğlu açısından. Kendinizi onun yerine koyun. Milan'da harikalar yapmış bir dünya yıldızısınız. Kendi milli takımınızın 10 numarasısınız. Dünya yıldızlarından biri olan bir Türk futbolcusunuz ve Milan'la anlaşamamışsınız. Ve 27 yaşınızda sizi Juventus, Arsenal, Manchester United, Chelsea gibi dünya devleri isterken Türkiye'ye gelir misiniz? Gelirseniz futbolunuzu köreltirsiniz. Bu mantıkta bakılıyor. Adamlar Almanya ve Almanya ve İngiltere olsun, Almanya olsun, oralardaki birçok büyük futbol akademilerinde ve Alman futbol sistemleri ve Alman disiplini futbol ekolünde adamlar harikalar yapmışlardı zaten. Onu da söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu şöyle gelir. Avrupa'daki misyonunu tamamlar. Yaşı 34'e gelir. Artık Avrupa'da işi biter. Gelir burada 2+1 sözleşmeyi uzatıp 4-5 milyon euro gibi bir rakamlara gelerek burada emekli ikramiyesini alır. 36'da da futbolu bırakır. Artık yorumcu mu olur, antrenör mü olur, bırakır işini gider. O saatten sonra geleceğini düşünmüyorum ben arkadaşlar. Çünkü o kariyeri bırakıp da o genç yaşta kolay kolay kimse gelmez. Ama belli de olmaz. Euro 2020'den sonra bakılacak ama yönetim şimdiden Fatih Terim listeyi verdiği için özellikle Felipe Anderson gibi,
Hernani gibi ünlü yıldız futbolcu olan 10 numaralarla yönetim zaten alternatif olarak görüşmelerini yapıyor. İki tane sol bekte anlaşıldığı bilgisi geldi. Ezekian Alioski Leeds United'te anlaşmak istemedi ve Galatasaray'la 3 yıllık bir protokol yapmış, anlaşmış. Ve aynı zamanda Crystal Palace kulübünün sol beki olan ve Hollanda milli takımında sol beki olan Patrick van Aanholt'la da anlaşma zemininde sona gelinmiş arkadaşlar. Şimdilik anlaşılan transferler bunlar. Daha Karabük Spor'un stoperi Fatih Koruçuk ve Altın Ordu'nun 18 yaşındaki gencecik yeni fidanı mükemmel forvet Enis Destan'la Galatasaray Fenerbahçe gibi kulüpler ilgileniyor ama bu haberlerin ben aslı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Enis Destan gibi bir yıldızı parlayan ve harikalar yapan bir futbolcu Galatasaray Fenerbahçe'nin radarına takılmaz ve bu futbolcu, bu çocuk Enis büyük ihtimalle Altın Ordu bu çocuğu Avrupa'ya direkt pazarlayacak arkadaşlar. Ve onu hak eden bir futbolcu. Türkiye'de kalması, üç büyüklerden birine gelmesi zor ama Fatih Koruçuk için veya Endao için veya Hatay Spor'un 22 tane gol atmış forveti Bopenza için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hatay Spor Bopenza için 10 milyon euro bonservis istedi biliyorsunuz. 330 bin euro maliyetle almışlar. 8,5 milyon euroya Rusya ile anlaşılmıştı ama kendisi gitmek istemedi. Krasnodar'ın kapısından döndü. Ben Bopenza gibi bir futbolculara 10 milyon euro verme taraftarı değilim. Altyapılarınıza ağırlık verip scout ekiplerinizde çalışın. Afrika'da, Avrupa'da ve birçok ülkelerde 300 bin, 500 bin euro gibi düşük maliyetlerle o Bopenza'ları siz bulup parlatıp siz pazarlayın arkadaşlar. Türkiye'de bunu yapan son büyük adam İlhan Cavcav'dı. Maalesef o da vefat etti ve Türkiye'de kulüplerin altyapıya önem vermesi maalesef yok denilecek kadar azaldı. Bunu bir tek Altın Ordu yapıyor. Şimdilik arkadaşlar durum bu şekilde. Mustafa Cengiz yönetimi kulübü kaosa sürüklemeye devam ediyor. Yaptığı bütün birçok açıklamalarla herkesi karşısına aldı. Seçimi erteleme gibi bir şey yapamazlar. Onlar artık hiçbir şekilde bu kulübün kapısından bile girebilecek pozisyonda artık değiller. Ve bunlar bitecek. Ve Fatih Hoca'yı gönderme gibi bir durumları olamaz. Fatih Terim 2+3 yıllık opsiyonu bence kullanıp yeni gelecek olan yönetimlerden hangisi olursa olsun bunu yapacak. Fatih Terim 3 yıllığa devam ederek daha sonra yerine birini hazırlayıp başkanlık için büyük bir ihtimalle kendini hazırlayacak. Ama Fatih Hoca'nın şu anda teknik direktörlük ve antrenörlük olarak ayrılması için daha erken. 3 yıl sonra bu zaten görüşülür. Şimdilik Galatasaray ile ilgili gelişmeler bu kadar arkadaşlar. Daha sonra gelişmelere göre ben sizlere transfer çalışmalarıyla ilgili, seçim hazırlıkları ve seçim trafiği ile ilgili, kulübün gidişatı ile ilgili bilgileri ilerleyen videolarda vereceğim. 17 dakikalık güzel bir video oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama son kez kapatmadan şöyle bir şey daha söyleyeyim. Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın 15 bin kişilik basketbol salon çalışması Galatasaray Adası'ndaki yıkılan bütün bölümler, ada şu anda yıkık dökük vaziyette ve o adanın 3'te 1'i bizim, 3'te 1'i karşılıklı ortak bir konsorsiyum ve diğer 3'te 1'i başka birine ait olmak üzere adayı tamamen mülkiyetini alma çalışması yapacaklar. Artı stadın üstünün çatı kapanması, basketbol salonu, Kemal Burkas tesisleri ve otel inşaatı gibi bütün konuların çözümüyle alakalı ve sponsorluklarla ilgili anlaşmalar yapılmış. Hatta stat ismi için Burak Elmas demeyeyim de Metin Öztürk şöyle bir şey söylemişti. İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden birinin sponsor olan çok büyük bir isimle, markayla stat ismi için anlaştık demişti. Onu tam bilmiyorum. Şu an için söylemediler. Kulübün daha önce kulüpte sponsor olan forma sponsorumuz ve birçok sponsorlarımıza sponsorluk veren NEF Holding, NEF grubu. Başkan adayı kim gelirse gelsin basketbol, voleybol ve diğer branşlarınız gibi branşlarda size her türlü sponsorluğu vereceğiz dedi. Ve Burak Elmas bunu zaten kendi açıkladı. 2 milyon euroluk NEF sponsorluğu aldım. 500 bin euro bayan basketbol, 1,5 milyon euro erkek basketbol olmak üzere 2 milyon euroluk bir sponsoru aldım dedi arkadaşlar. Durum bu şekilde. Gelişmeler bu minval üzere. Şimdi videoyu sonlandırırken yine aynı temennileri bulunduruyorum. Videoları izlerken like ve yorum atarak kanala abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlar da bildirim butonunu açmadılarsa bildirim zilini açıp yeni içeriklerimiz ve videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Çok yeni içerikler ve videolarla sizlerin karşısında olacağım. İlerleyen dönemde şu 1 Haziran'dan itibarenki serbestleşme sürecinden sonra konuk ve röportajlarla, güzel videolarla sizin karşınızda olacağım. Hepiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, hastalıklardan uzak,
ve küresel ibareli her şeylerden uzak, esenlik dolu günlerde kalın, mutlu olun. Kafanıza da şapkadan başka bir şey takmayın arkadaşlar. Hepinize ciao bella.